Kur'an-ı Kerim'de Enam suresinin 94. ayetinde Rabbimiz diyor ki ilk yarattığımızdaki gibi karşımıza teker teker geldiniz. Size bahşettiğimiz her şeyi arkanızda bıraktınız. Size eşlik edeceğini iddia ettiğiniz şefaatçilerinizi de yanınızda göremiyoruz. Aranızdaki bağlar kopmuş, şefaatçileriniz olduğunu iddia ettikleriniz sizi bırakıp kayıplara karışmışlar. Yani düşünün, Allah'ın huzuruna herkes teker teker çıkıyor. Hiç kimse yok. Ne senin ailen, ne bağlı olduğun aşiretin, ne bağlı olduğun partin, ne bağlı olduğun kurumun, ne de devletin. Senin yapıp ettiğin, hatta onlar emretti diye onların uğruna yapıp ettiğin her şeyin hesabı kitabı senin önünde. Yani Rabbimiz hesabın kitabın bu şekilde yapılacağını söylüyor. Dolayısıyla sorumluluk kişisel olmalı. Yani hangi yönetim altında yaşıyor olursak olalım. Yine Fatır suresinin 18. ayetinde Rabbimiz ahirette hiçbir günahkar başkasının günahını yüklenmez. Bana işte şu söyledi, ben onun için yaptım. İşte şöyle, madde böyleydi, işte ne bileyim amir hüküm böyleydi. Bu sebeple yaptım. İyi ama ötede hesabını sen vereceksin yani. Hesabını verebileceksen bu dünyada ona göre yaşamalısın. Günah yükü ağır olan günahının taşınması için yardım istese onun bir parçası dahi taşınmaz. Yardıma çağırdığı isterse akrabası olsun. Sen sadece içten içe Rablerinden çekinenleri, namazını özenle ve sürekli kılanları uyarabilirsin. Kim kendini geliştirirse onu sadece kendisi için yapmış olur. Dönüp varılacak yer Allah'ın huzurudur. Habese suresinden 33'ten okuyorum. Kulakları sağır eden o ses geldiğinde o gün o kişi kardeşinden kaçar. Anasından, babasından, karısından ve çocuklarından da. O gün onun gibi olanlardan her birinin işi başından aşkın olur. Yani orada bu dünyadaki ilişkilerimiz, irtibatlarımız, kurumlarımız, aidiyetlerimiz, şunlar bunlar, o esamesi okunmayacak hiçbir Allah'ın kulunun aklına gelmeyecek o tür şeyler. Herkes kendi hesabını verebilmenin peşinde olacak. Dolayısıyla hangi yönetim altında yaşıyor olursak olalım, dikkate almamız gereken şey Allah rızasına uygunluktur. Bunun için bir yine evrensel bir anayasa ilkesi olarak kişisel sorumluluğun en baş ilkelerden bir tanesi olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.